Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir model kiti tanıtacağım. 1/24 Aoshima marka Nissan Zefiro A31 model kitini tanıtacağım. Bu modifiyeli olan model. Ben bunun orijinalini 2 sene önce yapmıştım. Japonya'dan getirmiştik, eBay'den satın alıp. Tabii Japonya'dan göndermişlerdi bunun orijinal kasasını. Bu modifiyeli olanı orijinalinde tanıtacağım. Daha sonra bunun açılımını yapacağız. Öncelikle kutumuzun kenarlarını inceleyelim. Neler var kutumuzda? Biz bunu Türkiye'den aldık. Hobbygalleri.com'da satılmakta. Ama şu an stoklarında yok. Çünkü 4 tane birden ben aldım. Bazı arkadaşlarıma göndermek için. Şimdi kutumuzun açılımını yapmadan önce bizlere ne gibi tavsiyelerde bulunuyor kutumuz? Şurada görüyorsunuz, öncelikle Japon yazmakta, Aoshima markasının orijinal lisanslı üretmiş olduğu model kiti. Hazırlık yapmadan önce pense, falçata ve cımbız gibi malzemeleri hazır bulundurun diyor. Plastik yapıştırıcı bulundurmanızı istiyor. Ondan sonra diğer tarafında da burada kasa kodu yazmakta. Burada da Wonder modifiyeli halini, yani Wonder firmasının vermiş olduğu ekstra parçalar var. Egzoz var, ön tampon, arka tampon, yan marşpiyeller var ve ön ızgarası da farklı. Farları da eski modelden esinlenerek yapılmış ve alaşımlı jantları göndermişler. Şimdi açılımını yapalım. Bakalım içerisinden ne gibi ekstralar çıkacak. Öncelikle şu modelimizi en son göstereyim. Şu parçalar bizim modifiyeli olan parçalarımız. Egzoz var içerisinde, 2 adet egzoz var. Şöyle açayım. Onları da göstereyim size. Şu 2 adet egzozumuz, modifiyeli egzozumuz. Burada arka stoplar, ön farlar ve yan sisler bulunmakta. Onları yapıştırıyorsunuz. Bu da farklı eski versiyonu, 89 model versiyonu. Bu Nissan Zefiro'nun 88 ile 92 arasındaki modelleri var. 601 modeli 88 ve 92 yılları arasında üretilmiş bir modeldir. Burada da fren diskleri, şöyle fren disklerimiz var. Süspansiyonlarımız var. Coilover kitlerimiz var burada. Ufak tefek parçaları var bunların da. Bunu da kenara koyalım. Ve burada da bizim orijinal olmayan modifiyeli jantlarımız var. Markası AVA demiş. AVS Sport diye geçiyor. Sport 5 diye geçiyor. Bu da eski versiyonun panjuru ve farları. Bunu da açalım. Şu içindeki kağıdı merak ettim. Daha sonra kullanım kitapçığına bakarız bu kağıt için. Daha önceki yaptığım modelde böyle bir kağıt çıkmamıştı. Burada da orijinal camımız. Arka ön arka camları direkt içine oturtuyoruz. Kurulumunu da yapacağız arkadaşlar bu modelimizin. Yan kapılar var. Çok en ufak detayına kadar inmişler. Aynalar var, el freni, direksiyon, selektör uçları. Bu da vites. Aynamız var burada. Ondan sonra şu plakalıklar var. 2 tane. Burada da aracımızın iç kısmı, arka koltukları. Ön koltuğunda 2 tane orijinali. Bunlar orijinali. Bir tane de spor koltuk gönderilmiş. Ön göğüs, sağdan direksiyonlu aracımız, orijinal Japon versiyonu. Bu da ön farların, yani şu kısmın içine geliyor. Farları oturtturduğumuz yer. İster diğer modifiyelisini kullanabiliriz, istersek bunu kullanabiliriz. Bunlar projektörlü farlar. Direksiyonumuz var 2 tane, birisi orijinal, birisi spor. Aktarma organı burada ve orijinal egzozu da burada. Orijinal egzoz uçları arka silecek. Şu da arka silecek küçük. En ufak detayına kadar düşünmüşler arkadaşlar. Hepsini koymuşlar. Burada da yedek depomuz var. Yakıt depomuz.
küçük küçük parçalar. Bunlar ön aktarma organları. Sağa sola hareket edebiliyor modelimiz. Motorun içi yok. Bunda bu motorsuz versiyon. Orijinal modelde motor vardı. Bu motorsuz versiyon. Daha sonra diğer parçalar bulunmakta. Evet, bunlar tamponlarımız. Ön ve arka tamponlarımız. Bunları da açalım. Sizlere göstereyim. Modifiyeli tamponlar. Wonder markasının ön ve arka drift kiti. Marşpiyeller var. Yan marşpiyeller. Ondan sonra burada da evet, bu spor koltuk. Spor direksiyon koymuşlar bir adet. Burada da stickerlarımız var. Wonder'ın kendi cam stickerları var. Orijinal arka G-Fero yazılarımız. Japon plakalarımız. Gösterge panelimiz. Veya şu G-Fero stickerlarını da plakalarımıza yapıştırabiliriz. Ufak ufak detayların stickerları da bulunmakta burada. Bunlar çok küçük stickerlar. Gözde görmek bile zor. 26, 27, 28. Hepsi kullanım kitapçığında yazıyor arkadaşlar, bunların açıklamaları. Ondan sonra lastiklerimiz var. Burada spor lastiklerimiz. Daha sonra aracımızın alt şase kısmı. 4 kapı sedan aracımız. Orijinalinde Nissan'ın RB'li motorları bulunmakta. RB20, 25. Onlar bulunmakta. Farklı farklı versiyonları var. Ülkemizde de Laurel Altima diye geçmekte. Aratırsanız sahibinden.com'dan da araca bakabilirsiniz. Nissan Altima diye. Bizim ülkemizdeki adı bu. Normalde orijinal Japonya'daki adı Nissan G-Fero A31 kasa kodu ile birlikte. Burada da bu ufak tefek şeyler var. Bunları ben koymuşum içine. Daha önceden koymuştum. Burada da modelimizin açıklamalı kurulum kitapçığı bulunmakta. Teker teker modelimizi ne ile nasıl yapacağımızı anlatmakta. Teker teker bakarak ufak ufak yapabilirsiniz. Bunun yapım videosunu da çekeceğim zaten. Önce aracımızı boyayacağım. Sprey boyayla boyadıktan sonra bütün o videoları çekeceğim. Daha sonra kurulum videosuna geçeceğim arkadaşlar. Siz de güzelce ne bir model kiti nasıl yapılır onu da görmüş olursunuz. Dediğim gibi orijinali şu an bulmak zor. Bunun Aoshima'nın kitleri hobbygalleri.com'da var. Buradan oradaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 5 tane aldım ben. Bir tane de Skyline aldım. GTR R32. Onu da tanıtacağım size. İki tane de bundan aldım. Birisi modifiyeli, diğeri de orijinal kiti olarak aldım. Onları da göstereyim isterseniz size. Birisi Nissan Skyline GTR R32. Bu da Aoshima'nın orijinal kiti. Diğeri de yine G-Fero'muzun orijinal versiyonu. Bunda RB20 DET motor var. Bu orijinal versiyonu. Diğeri Wonder. Yani modifiyeli versiyonu. Wonder firmasının ürettiği tampon ve kitlerle birlikte gelen versiyon arkadaşlar. Teşekkür ederim. Diğer yapım videomu da izlersiniz umarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.